Dedi ki insanın ihtiyaç duyduğu maddi bütün rızıklar veyahut da insanın ihtiyaç duymuş olduğu işte faydasına olan her şey Allah'ın rahmetinin tecellileridir. Geçen sefer de bu soruyu sorduk. Dedik şimdi şu soruyu kendimize soralım. 20 yaşına gelmişiz diyelim. Aramızda 30 yaşına yakın olan kardeşlerimiz var mesela diyelim. Kaç bin tane gece, kaç bin tane gündüz görmüşüz? Kaç bin tane gece, kaç bin tane gündüz görmüşüz? Hangisinde? Yani yaklaşık on binlerce gece ve gündüz üzerimizden geçmişken Allah Rahmandır ve Rahim'dir. Bu gecenin gelmesi dinlenmem için Rabbimin rahmetinin benim üzerimdeki tecellisidir. Bu gündüzün çalışmak için tekrardan yeryüzünün aydınlanması Allah'ın benim üzerimdeki rahmetinin tecellileridir diye. Sen bunu düşünmeden, bunlar üzerine tefekkür etmeden Allah Azze ve Celle'nin Rahman olduğunu bilmen sadece senin ona karşı sevgini artırmaz kalbinde. Mümkün değil. Rahmandır, Rahmandır. Bitti. Bu kadar. Devam ediyor Allah. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ İnsanlara, denizin üzerinde yürüyen ve insanlara fayda veren gemiler. Denizin üzerinde yürüyen ve insanlara fayda veren gemiler. Sen bunun Allah'ın rahmetinden olduğunu biliyor musun? Mesela kaç kere vapura bindiğinde, İstanbullular için soruyorum. Vapura bindiğinde baktın dedin ki Rahman ve Rahim olan Allah rahmetiyle bu gemiyi bize musahhar kıldı diye. Allah ne diyor? وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Bizim onların çocuklarını gemilerde taşımamız onlar için bir ayetimizdir diyor Allah Azze ve Celle. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Ve aynı şekilde binecekleri başka binekler de kıldık onlara, yarattık diyor Allah. İşte at, merkep, katır hepsi Allah'ın rahmetindendir. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Ama dileseydik onları suda boğardık diyor Allah. Yani suya kaldırma kuvvetini vermeseydik, dileseydik onları boğardık. Ne sesleri çıkardı, ne de birileri onları kurtarabilirdi diyor Allah. Peki niye yapmış bunların hepsini? Sebep, اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ Ancak bizden bir rahmet olarak ve belli bir süreye kadar faydalanma olaraktan biz bunları onlara verdik diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi düşün kardeşim. Gemiye biniyoruz, Allah'ın rahmetini hatırlamıyoruz. Vapura biniyoruz, Allah'ın rahmetini hatırlamıyoruz. Arabaya biniyoruz, Allah'ın rahmetini hatırlamıyoruz. Bunları hatırlamadıktan sonra Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah zaten Rahman ve Rahim'dir. Sen bilsen de, ben bilsem de, bilmesek de Allah zaten Rahman'dır, Allah zaten Rahim'dir. Biz yokken de öyleydi. Biz yeryüzünden gittikten sonra da Allah öyle olacak. Mühim olan bizim bunu idrak edebilmemiz. Mesela dediğimiz gibi suyun kaldırma kuvveti, insanların onun üzerinde gitmesi, arabaya binmek, bu Allah'ın rahmeti ve belli bir zamana kadar faydalanmamız içindir. Devam ediyor Allah. وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ Ve aynı şekilde Allah'ın gökyüzünden indirdiği, Allah'ın gökyüzünden indirmiş olduğu ve yeryüzünü kendisiyle dirilttiği ve yeryüzüne türlü türlü canlıları saçmış olduğu su da Allah'ın rahmetidir. Er-Rahman ve Rahim olan Allah'ındır. Kış geldi, bitti. Şimdi bahar ayına girdik. Doğru mu? Bahar ayının başındayız şu anda. En azından belki 30 defa, 40 defa yağmura şahitlik ettik mesela. Yağmur yağdığında gerçekten gidip yağmura bakıp Subhanallah. Bu Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetini yeryüzüne tecelli etmesidir. Dedik mi mesela? Bundan istifade edebildik mi? Allah ne diyor ayette? فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bak bakalım Allah'ın rahmetinin eserlerine. Nasıl da yeryüzü öldükten sonra yeryüzünü tekrardan diriltiyor. Yağmur, Allah'ın rahmetinin bir eseridir. Allah'ın rahmetidir, rahmetinin tecellisidir. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ Allah rahmetinin önünde kullara müjde olsun diye rüzgarlar gönderir. Rahmetten kastı nedir burada? Yağmurdur. Yağmurun öncesinde rüzgar gönderir. O rüzgarla insanlara müjdeler. Biraz sonra yağmur gelecek diye. Şimdi yağmuru düşünelim. Yağmur sürekli yağıyor. Biz ki varız, yağmur da var beraberinde. Biz yağmurun Allah'ın rahmeti olduğunu biliyor muyuz? Bakın, bizimle peygamber arasındaki fark şu. Hani peygamber diyor ya, ben Allah'ı en iyi tanıyanınızım. Yağmur yağdığında peygamberimiz ne yapıyor? Sokağa çıkıyor, yağmurun altında ıslanıyor, ellerini açıyor, yağmur ona değsin. Sorduklarında niye böyle yaptın ey Allah'ın Resulü? Cevap olarak ne diyor? O daha yeni Rabbinin yanından gelmiştir diyor. Yani semadan inmesi, Allah Azze ve Celle'ye yakın olmasını, ona dokunma isteği olaraktan
Peygamber aleyhissalatü vesselam ifade ediyor. Sen bu şuurla hareket edersen bütün yeryüzü seni Allah'a yaklaştıran bir unsur olur. Sen kainata bu gözle bakarsan, kainatta var olan ne varsa hepsi senin Allah'a olan kulluğunu, onu tesbih etmeni, onu zikretmeni, onu hatırlamanı sağlayan unsurlar haline gelir. İlahiri. Allah Azze ve Celle devam ediyor ayet-i kerimede. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Allah Azze ve Celle'nin sağa sola sarf etmiş olduğu rüzgarlar ve yerle gök arasında insanlara hizmetkar olan bulutlar. Bu da neyin devamı? Yağmurun devamı. Bunlar hepsi Allah Azze ve Celle'nin şeyleri, rahmetinin yeryüzündeki yansımaları. Bulut, yağmur için bir sebep. Rüzgar, yağmur için bir sebep. Bir sonraki ayette peki ne diyor Allah Azze ve Celle? İşte burası çok önemli. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın dışında ortaklar edinir ve Allah'ı sever gibi veya Allah'ı sevmeleri gerektiği gibi onları severler. Oysa iman edenler Allah'ı daha fazla severler. Şimdi burada soru, ne alaka? Yani ayetin öncesiyle ayetin sonrası arasındaki bağlantı ne? Allahu alem, Allah Azze ve Celle tabiri caizse bize şunu anlatmak istiyor. Daha önceki derslerimizde de buna değinmiştik hatırlarsanız. Demiştik ki sevmek bir ihtiyaç. Yani sen ben kimseyi sevmeyeyim desen de böyle bir şey yok. Allah kalbi sevmek fıtratı üzerine yaratmış. Sevmen gerekeni seversen kalp zaten azığını alır, başka bir sevgiye de ihtiyaç duymaz. Fakat sevmen gerekeni sevmezsen mutlaka sevecek ilahlar uydurmak zorunda kalırsın. Mutlaka sevecek bir takım putlar, sevecek bir takım şahsiyetleri önüne koymak zorunda kalırsın. Çünkü sevgi bir ihtiyaç. Allah Azze ve Celle adeta şunu söylüyor. Benim bu sıfatlarımın yeryüzüne tecellilerini bilmeyen insanlar bu sevgi ihtiyaçlarını gidermek için ne yaptılar? Benim dışımda ortaklar edindiler ve o ortakları beni sevdikleri gibi seviyorlar. Siz böyle yapmayın ey iman edenler. İman edenler Allah'ı daha fazla severler. Peki sevgiyi artıracak olan şey ne? Sevgiyi artıracak şey Allah'ın isimlerinin, cemal isimlerinin özellikle yeryüzüne nasıl tecelli ettiğini bilmek. Ama tafsilatıyla bilmek. Bunları her gördüğün zaman veya her gördüğünde buna karşı bir sevgi oluşturmak. Bakın kardeşler, demek ki biz de Allah Azze ve Celle'nin metoduna uyarsak, yani hayatın içerisindeki her şey bize Allah'ı, onun rahmetini, keremini, merhametini hatırlatırsa, bizim Allah Azze ve Celle'ye karşı kalbimizde sevgi, ibadet olan sevgi ve hakeza ibadet olan korku Allah'a karşı kalplerimizde artacaktır. Fakat insan böyle yapmadığı zaman maalesef. Dedik ki insanın ihtiyaç duyduğu maddi bütün rızıklar veyahut da insanın ihtiyaç duymuş olduğu işte faydasına olan her şey Allah'ın rahmetinin tecellileridir. Bazı örnekler de vermiş olduk bunlara.